Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf ada yayınları sayfa 90, 91, 92, 95 ve 99'daki çalışmaları yapmış olacağız. İlk sayfamız olan 90'la başlıyoruz arkadaşlar. Birlikte yapalım kısmı var. Demiş ki 738 bölü 9 işlemin sonucunu tahmin ediniz. İşlemin sonucunu bulup tahminle karşılaştırınız demiş. Şimdi tahmin ederken en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle yuvarlayalım. 738 sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 740'a yuvarlanır. 9 sayısı da birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıdaki onluğa yani 10'a yuvarlanmış olur. Şimdi bu iki ifadeyi bölüyorum. 740 bölü 10. Bunu kolay yoldan bölmeyi öğrenmiştik. Sıfırlı sayılarda bakın buradaki bir tane sıfır buradaki sıfır götürür. 74 bölü 1 cevabımız 74 oldu. Bu tahmini cevabımız arkadaşlar 74 olarak bulunmuş oldu. En yakın onluğa yuvarladığımızda. Şimdi diyor ki işlemin sonucunu bul. Bulalım. 738'i 9'a bölüyorum. 73'ün içerisinde 7'nin içerisinde yok. O yüzden 73'e bakıyorum. 73'ün içerisinde 9. 8 defa 9 kere 8. 72 arkadaşlar. 3'ten 2 çıktı 1. 7'den 7 çıktı 0. 8'e aşağı indim. 18'in içerisinde 9. 2 defa 9 kere 2. 18. Kalan da 0 0 oldu arkadaşlar. Cevabımız 82 olarak bulunmuş oldu. İşlemin sonucu 82. Tahmini sonucumuz 74. Karşılaştırınız dedi. 82 ile 74 arasındaki farka bakalım. 2'den 4 çıkmaz. Yandan aldı. 12'den 4 çıktı. 8. Burada yana verdiği için 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı. 0. Aradaki fark da 8 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Bu bölme işleminin sonucunda. Tahminde bakın ne yapıyoruz arkadaşlar en yakın onluğa yuvarlayarak işlem yapmamız gerekir diyoruz. İlk çalışmamız bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Diğer birlikte yapalım kısmını yapacağım. Buradaki işlemleri temizliyorum. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet 588 bölü 14 işlemin sonucunu tahmin ediniz. İşlemin sonucunu bulup tahmininizle karşılaştırınız demiş. Yine aynı şekilde yapıyorum. 588 sayısını yuvarlayacağız arkadaşlar. En yakın onluk da olur. En yakın yüzlükte de olur arkadaşlar. Yine yakın cevaplar bulmuş olursunuz. En yakın onluğa yuvarlayalım. 588 birler basamağı 5'ten büyük olduğu için 590'a yuvarlandı en yakın onluk olarak. 14 sayısına en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 10'a yuvarlanır. O zaman 590'ı 10'a bölmemiz lazım. 590 bölü 10 diyoruz. Yine bakın kolay bölme var. Sıfırlar sadeleşti. 59 bölü 1'den cevabı 59 olarak buldum. Bu tahmini cevabımız 59 olarak bulunmuş oldu. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 588'i 14'e bölüyorum. 58'in içerisinde 14. 14, 28, 42... 14 daha 56 eder. 4 defası 56 yaptı. Çıkardığımızda 8'den 6 çıktı. 2, 5'den 5 çıktı. 0. 8'e aşağı indim. 28'in içerisinde 14. Tam 2 defa 14 çarpı 2. 2 defa 14. 28 yapar. Kalan da 0, 0 olmuş oldu arkadaşlar. Gerçek sonucumuz işlemin sonucu 42. Tahmini sonucumuz 59 olarak bulunmuş oldu. Aradaki farka bakalım. 59'dan 42'yi çıkarıyorum. 9 eksi 2 7 5 eksi 4 1 17 fark olduğunu görmüş olduk. Gerçek sonucumuzla tahmin sonucumuz arasındaki farkın diyoruz. Bu şekilde karşılaştırmış olduk. Sayfa 90'daki işlemlerin sonucunu diyoruz arkadaşlar. 91'e doğru aşağıya doğru indim. Burayı temizliyorum. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Burada 798 bölü 42 işlemin sonucunu tahmin ediniz. İşlemin sonucunu bulup tahminle karşılaştınız demiş. Yukarıdaki örneklere benziyor. 798 e önce en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Bakın en yakın yüzlüğe yuvarlarken ilk iki basamak 50'den büyükse yukarıya, 50'den küçükse aşağı yuvarlanır. 98 sayısı 50'den büyük olduğu için yukarıya yani 800'e yuvarlandı bu ifademiz yüzlük olarak. 42 ifadesini en yakın onluğa yuvarlıyorum. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aşağıya 40'a yuvarlandı. Şimdi 800'ü 40'a bölelim. Tahmini cevap için. Burada arkadaşlar 80'in içerisinde 42 defa tam 80 yapıyor. 0 0. Bu 0'a aşağı indim. Aynı zamanda buraya da yazılır. 20 tahmini cevabımız oldu. Bu tahmini cevap. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 798 bölü 42. 79'un içerisinde 42 sadece bir defa arkadaşlar. 42'yi yazıyorum. 9'dan 2 çıktı 7. 7'den 4 çıktı 3. 8'de aşağıya indim. 378'in içerisinde 42 arayacağız. Düşünelim. 8 defa dersem 8 kere 2 16 elde var bir. 8 kere 4 32 33 yaptı. 9 defa kurtarıyor sanki. 9 defayı bir deneyelim arkadaşlar. 9 kere 2 18'in 8 elde var bir. 9 kere 4 36 elde eklediğimizde 37 tam 378'e eşit oldu. 0 0 0 oldu kalanımızda. İşlemin sonucu da 19 olarak bulundu. Bakın tahminle işlemin sonucu çok yakın çıktı arkadaşlar. 20-19 arada sadece bir fark var. Farkı da yazmış olduk. 20 ile 19 arasındaki farkımızı 1 olarak ifade etmiş olduk. Karşılaştırdık yani. Bu şekilde 91'deki birlikte yapalım kısmını da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bizler silerek devam ediyoruz. Evet 91'de tamam. 92'deki alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemlerin sonuçlarını bulup tahminlerinizle karşılaştırınız. Tahminlerinizi nasıl yaptığınızı açıklayınız diye sormuş arkadaşlar. Birinci işlemimizle başlıyoruz. Şimdi i̇lk işlemde tahmin ederken arkadaşlar önce yuvarlamamız lazım. En yakın onluğa. 736'yı en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten büyük olduğu için 740'a yuvarlandı. 8'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 5'ten büyük olduğu için 10'a yuvarlandı. En yakın onluk 10 var. 740 bölü 10 işlemini yapacağız. Bakın sıfırlar birbirini götürdü. 74 bölü 1'den cevabımız 74 olarak geldi. Yani birincinin sonucu 74 olması gerekiyor arkadaşlar. Sonucunu işlemin sonucunu bulalım. 736'yı 8'e bölüyorum. Erişim buraya sığdıramazsanız ki sığmaz arkadaşlar. Yandaki kısımları veya herhangi bir kağıdı veya defterinizi kullanabilirsiniz. Biz burada göstereceğiz. Siz bunları temiz bir kağıda yazmayı veya deftere yazmayı unutmayın. 73'ün içerisinde 8, 9 defa. 9 kere 8, 72. 3'ten 2 çıktı 1, 7'den 7 çıktı 0. 6'ya aşağı indim. 16'nın içerisinde 8. 2 defa 8 kere 2. 16. Kalan da 0 0 oldu. Bakın 92 işlem, işlemin sonucu bizim tahminimiz 74 olarak bulunmuş oldu. Yaklaşık bir değere sahip diyoruz. Nasıl yaptığımıza geldiğimizde de en yakın onluğa yuvarlama yaptık. Tahmini nasıl yaptığımız sorulmuş. En yakın onluğa yuvarlama yapıldı şeklinde açıklamamızı yapalım. En yakın onluğa yuvarlama yapıldı şeklinde birincinin çözümünü yazmış olduk arkadaşlar. Burada bakın işlemler birbirine karışacağı için silerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Sizler durdurarak işlemleri eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Birinciyi bu şekilde tamamlamış oldum. İkinciye geçiyorum. 825 bölü 15 Burada da 800'ü en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 850 olsaydı 50 ve üzeri olsaydı yukarıya 50 ve aşağısı aşağıya yani 800'e yuvarlandı bu ifade 50'den küçük olduğu için en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda bölü diğer ifade 15 en yakın onluğa yuvarlandığında 5 ve üzeri yukarıya yuvarlandığı için 20'ye yuvarlanır. Şöyle bölmeyi bir daha yazalım. <laughs> bu 20'ye yuvarlandı. Bölme işlemi yapacağım. Bakın sıfırlar birbirini götürebilir arkadaşlar. Evet. Burada bakın sıfırlar birbirini götürdü. 80'i 2'ye bölmem lazım. Burada 8'i 2'ye bölseniz yeterli. 8'i 2'ye böldüğünüzde 4 sıfırı da eklediğimizde 40 cevabına ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Eğer bu şekilde zihinden işlemi yapamıyorsanız uzun uzun 820'ye bölerek 40 cevabına ulaşmanız lazım gelir. Eğer yapabilirseniz direkt zihinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Sıfırlı sayı olduğu için diyoruz. Devam ettik. Burayı temizledim arkadaşlar. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 825'i 15'e böleceğiz. 825 bölü 15. 82'nin içerisinde 15, 15, 30, 45, 60, 75. 5 defa var. 5 defası 75 yaptı. 2'den 5 çıkmaz yandan aldı. 12'den 5 çıktı. 7. Burada yana verdiği için 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı. 0. 5'e aşağı indim. 75'in içerisinde 15. Tam 5 defa. 5 kere 15. 75 yapar. Kalan da 0 0 olur. Bakın işlemin sonucu 55. Gerçek tahmin sonucumuz 40 olarak bulunmuş oldu. Burada da kullandığımız yöntem en yakın yüzlüğe en yakın yüzlüğe <laughs> yuvarlama yapıldı şeklinde yazabilirsiniz. İfademizi en yakın yüzde yuvarladık. Sonrasında bölme işlemi yapmış olduk. İkinci sorunun cevabını bulmak için diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncüye doğru geçiyorum. Burayı yine temizledim. Üçüncüye geçelim arkadaşlar. Evet üçüncü de 1848 bölü 7. Yine yuvarlayalım. En yakın onluğa yuvarladığımızda Birler basamağı 5'ten büyük olduğu için en yakın onluk yukarıya doğru 1850'ye yuvarlandı. 7'yi yuvarladığınızda ise en yakın onluk 10, 10 var arkadaşlar. 5'ten büyük olduğu için en yakın 10'a yuvarlanır. Burada sıfırlar birbirini sadeleştirir, götürür. 185 bölü 1'den cevap 185 olarak bulunmuş olur diyoruz. Tahmini cevabımız. Gerçek sonuca geçtiğimizde 1848'i 7'ye bölelim. 18'in içerisinde 7 2 defa 14 yapar. 8'den 4 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 0. 4'ü aşağı indim. 44'ün içerisinde 7. 6 defa 6 kere 7 42. Çıkardığımızda 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 4 çıktı 0. 8'e aşağı indiğimizde 28'in içerisinde 7. 4 defa 7 kere 4. 28 kalandı 0 0. Oldu arkadaşlar. 264 işlemin sonucu. Tahmini sonucumuz 185 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Burada kullandığımız yöntem yine en yakın onluğa yuvarlama yapıldığı şeklinde olacak. Ya en yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmini sonucu buluyoruz arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlama yapıldı şeklinde açıklamamızda yazmış olduk bu işlemin sonucunda diyoruz. Bir sonrakine geçtim arkadaşlar. Burayı temizliyorum yine. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 522 bölü 9. <laughs> en yakın onluğa yuvarladığımızda bu ifade bakın. 520 olur. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için. Bu ifadeyi en yakın onluğa yuvarladığımızda 5'ten büyük olduğu için ilk en yakın onluk 10 olur arkadaşlar. 520'yi 10'a böleceğim. Sıfırlar götürdü birbirini. 52 bölü 1'den cevap 52 olarak bulunmuş olur diyoruz. Şimdi gerçek işlemi yapalım. 522'yi 9'a bölelim. 52'nin içerisinde 9 kaç defa arkadaşlar? 6 olsa 54 olur. 5 defa. 9 kere 5 45. 2'den 5 çıkmaz yandan aldı. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 4 kaldı yana verdiği için. 4'ten 4 çıktı. 0. 7 kaldı. 2'ye aşağı indim. 72. 72'nin içerisinde 9. 8 defa 9 kere 8 72 yapar ve kalandı 0 0 olur. Bakın tahmini sonucum 52, gerçek sonucum 58 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Burada da kullandığımız yöntem en yakın onluğa yuvarlama oldu arkadaşlar. En yakın onluğa yuvarlama yapıldı. Şeklinde sorumuzu çözmüş olduk bu soruda diyoruz. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Yine burayı temizliyoruz. Bir sonrakine geçtik. 798 bölü 38. Bunu en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten büyük olduğu için şey pardon burası 50'yi geçti. Gerçi en yakın 10'luğa yuvarlasanız da 800 çıkıyor. En yakın e, yüzlüğe yuvarlasanız da 800 çıkıyor arkadaşlar. Yine de yüzlüğe yuvarlamış olalım. 798 ifadesi arkadaşlar. 750'yi geçtiği için yani 50'den büyük olduğu için ilk iki basamak yukarıya yani 800'e yuvarlanır. 38'e en yakın 10'luğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 40'a yuvarlandı. 840'a bölüyoruz. Burada yine sıfırlar birbirini götürebilir. 80'i 4'e bölmeniz lazım. Burada da 8'i 4'e böldük. 2 sıfırı da ekledim. 20 şeklinde sonuca direkt ulaşabilirsiniz. Yukarıda buna benzer bir örnek vardı. Orada da bakın söylemiştik. Eğer Zihinden bölemiyorsanız burada 84'e uzun uzun işlem yaparak da bölebilirsiniz. Eğer direkt 84'e bölüp sonrası buraya eklemeyi biliyorsanız daha kolay şekilde sonuca ulaşabileceğinizi bahsetmiş idik. Devam ettim şimdi. Bunu yazmayalım. Gerçek sonucu bulalım. 798/ bölü 38 79'un içerisinde 38 2 defa var. 2 defa 38 76 yapar arkadaşlar. 9'dan 6 çıktı 3. 7'den 7 çıktı 0. 8'e aşağı indim. 38'in içerisinde 38. Bir defa tam 38 yapar. Kalan da 0. 0 olur. Bakın tahmini sonucum 20. Gerçek sonucumuz işlemin sonucu 21 olarak bulunmuş oldu. Burada da yine en yakın yüzlüğe yuvarlamış olduk. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapıldı şeklinde yazabiliriz. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapıldı şeklinde sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar bu soruda diyoruz. Ve bir sonraki örnekle devam ediyoruz. İşlemleri ben siliyorum arkadaşlar. Sizler eksik kalan kısmı durdurarak tamamlayabilirsiniz. Diğer işlemin 5886'yı 9'a bölmüş. Burada en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. 86 ifadesi ilk iki basamak 50'den büyük olduğu için yukarıya yani 5900'e yuvarlanır. 5900 bölü 9'u en yakın onluğa yuvarladığımızda en yakın 5'ten büyük olduğu için 10 var. Şimdi burada ifademize baktığımızda arkadaşlar sıfırlar birbirini götürdü. 590 bölü 1'den cevap 590 olarak bulunmuş olacak tahmini cevabımız. Gerçek sonuca geçiyorum. 5886'yı 9'a bölmem istenmiş. 58'in içerisinde 9 6 defa 54 yapar. 8'den 4 çıktı 4. 5'den 5 çıktı 0. 8'e aşağı indim. 48'in içerisinde 9. 5 defa 9 kere 5 45. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. 6'ya aşağı indim. 36'nın içerisinde 9. 4 defa 9 kere 4 36 kalandı. 0 0 oldu arkadaşlar. Tahmini sonucum 590. Gerçek sonucum 654 olarak bulunmuş oldu. Burada da en yakın Yüzlüğe yuvarlama yapıldı diyoruz. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapıldı şeklinde cevabımızı söylemiş olduk arkadaşlar. Son iki örnek hemen onlara geçelim. Burayı temizledik. 325 bölü 25 yapalım hemen. Burada en yakın onluğa yuvarlasanız da olur. En yakın yüzlüğe yuvarlasanız da olur arkadaşlar. 300 olur. Bunu en yakın onluğa yuvarladığımızda o 30, olur. Oradan olabilir. En yakın yüzde yuvarlayalım. 325. İlk iki basamak 50'den küçük olduğu için aşağıya 300'e yuvarladım. 25 ifadesini en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten büyük olduğu için yukarıya 30'a yuvarlandı. bölüyorum. Sıfırlar birbirini götürebilir. 30'u 3'e böleceksiniz. 30'un içerisinde 3, 10 defa arkadaşlar. 10 kere 3, 30 yapar. Yani buradan sonucum tahmini olarak 10 çıktı. Gerçek sonucu bulalım. 325'i 25'e bölüyoruz. 32'nin içerisinde 25 bir defa. 2'den 5 çıkmaz yandan aldı. 12'den 5 çıktı 7. Bu yana verdiği için burada 2 kalmıştı. 2'den 2 çıktı 0. 5'i de aşağı indim. 75'in içerisinde 25, 25, 50, 75. 3 defa var. 3 defa tam 75 yapıyor ve kalandı arkadaşlar 0, 0 olmuş oluyor dedik. Bu şekilde. 13 cevabına ulaşmış oldum. Bakın işlemin sonucu 13. Normal işlemin sonucu. Tahmini sonucumuz 10 çıktı. Yaklaşık bir değere sahip. Burada da yaptığımız işlem en yakın yüzde yuvarlama oldu arkadaşlar. En yakın yüzde yuvarlamış olduk. Şöyle yazalım. En yakın yüzde yuvarlama yapıldı şeklinde açıklamamızda yapıldığı şeklinde açıklamamızda yazdık. Son örneğe geçiyoruz arkadaşlar. 221 bölü 13 işlemi. Onu yapalım. Geldim. Evet. Burada ise arkadaşlar en yakın onluğa yuvarlayalım. 220'ye en yakın onlu, 21 onlu, en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten küçük olduğu için aşağı yani 220'ye yuvarlandı. Bölü 13'ü yine en yakın onluğa yuvarladığımızda birler basamağı 5'ten küçük olduğu için o da aşağı yani 10'a yuvarlandı. Şimdi burada sıfırlar birbirini götürür. 22 bölü 1'den cevabım 22 olarak bulunmuş oldu. Tahmin cevabımız 22 arkadaşlar. Gerçek sonuca geçtiğimizde işlemin sonucuna 221 bölü 13. 22'nin içerisinde 13 kaç defa? Bir defa arkadaşlar 13 yazdım. 2'den 3 çıkmaz yandan aldı. 12'den 3 çıktı 9. Burada yana verdiği için 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 oldu. Biri de aşağı indim. 91'in içerisinde 13 arayacağız. Bu biraz zor olmuş. 13, 26, 39, 42, 55, 68, 70, 81. Şurada bir hata oldu arkadaşlar. Evet yanlışımız şeyde oldu arkadaşlar. 42 dedik. 52 olacak. 52, 65. 78 ve 91. Tam 7 defa da 91'e ulaşırım. Burada bir tabi 91'in içerisinde 13'ün 7 defa olduğunu görmek kolay iş değil. Burada tek tek sayarak, deneyerek 7 defa olduğunu bulmanız lazım. Tahmini cevabımız 22. İşlemin sonucu 17 olarak bulunmuş oldu. Burada da en yakın onla yuvarlama en yakın onluğa yuvarlama yapıldı şeklinde yuvarlama yapıldı şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Birinci soruyu bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Uzunca bir hayli uzunca bir soruydu. Dikkatlice yapmış olduk birinci sorumuzu diyoruz. İkinci sorumuza doğru geçelim. Bir tane daha sorumuz var altta onu yapıyoruz. Zabey Bey cebindeki 688 TL'yi 8 torununa eşit olarak paylaştıracaktır. Her bir torununa kaç lira düşeceğini tahmin ediniz. Her bir torununa kaç lira düşeceğini hesaplayarak tahminle karşılaştınız demiş. Bakın burada arkadaşlar hem bu işlemi tahmini hem de gerçek sonucunu istiyor. 688'i TL'yi 8 torunla paylaştıracağı için bölme yapılacak. 8 parça böleceğiz. Hem tahmini hem de gerçek sonucu bulun diyor. Bulalım. Önce yuvarlıyorum. 688 en yakın yüzde yuvarlandığında ne yapar arkadaşlar? 650'yi geçtiği için bakın ilk basamak 50'yi geçtiği için yukarıya yani 700'e yuvarlanır. 8'e en yakın 10'luğa yu yuvarladığımızda 5'i geçtiği için en yakın onluk 10, 10 var. Bu ifadeyi 10'a yuvarladım. 700'ü 10'a böldüğünüzde arkadaşlar sıfırlar sadeleşti. 70'i 1'e böldüğümüzde cevap 70 olarak bulunmuş oldu. Bu tahmin. Tahmini cevap 70 çıktı. 70 TL tahmini ödeme yapmıştır diyoruz. Şimdi gerçek sonucu bulalım. 688'i 8'e böldüm. 6'nın içerisinde yok. 68'in içerisinde 8. 8 kere 8. 64 yapar. Çıkardığımızda 8'den 4 çıktı. 4. Alttan 6 çıktı. 0. 8'e aşağı indim. 48'in içerisinde 8. 6 defa 6 kere 8. 48. Kalandı. 0 0 oldu. Bakın 86 TL işlemin sonucu. 70 TL tahmini sonucumuz olmuş oldu. Karşılaştırın dediği için de farkını alalım. 86 ile 70 arasında 6'dan 0 çıktı. 6, 8'den 7 çıktı. 1, 16 TL'lik bir fark olduğunu tespit etmiş oluyoruz. İkinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 92'deki çalışmaları da yapmış olduk. Hem gerçek sonucu hem de tahmin sonucumuzu bulmuş olduk diyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğer çalışmamızla. Burayı temizledim. Bir sonraki çalışmama geçiyorum. Çarpma bölme arasındaki ilişki kısmına geçtik sayfa 94'teki bu işlemle başlayalım. 94'teki başka var mıydı şurada kaçırdığımız yoktu. 94 ile başlayacak. Evet. Evet. Buradaki birlikte yapalım kısmında demiş ki arkadaşlar 4 çarpı 8 eşittir 32 işlemindeki 4'ün 8'in ve 4'ün 8 ve 32 ile ilişkisini açıklayınız demiş. Bakın bu tarz çarpmada bölmedeki ilişki şudur arkadaşlar. 4'e ulaşmak için çarpanlardan birisi verilmezse mesela 4'ü vermeseydi burada 4 için söylediği için söylüyorum. 4'ü vermeseydi arkadaşlar çarpanlardan biri verilmediğinde sonucumuzu 32'yi 8'e bölerek ters işlem yaparak çarpanı bulabiliriz. Bakın 32'yi böyle 8'e bölelim. Bakalım çıkacak mı? 32'nin içerisinde 8 8 16 24 32 4 defa arkadaşlar. 8 kare 4 32 yapıyor. Kalan da 0 0 oluyor. Bakın 4 cevabına ulaşmış oluyoruz. Yani şöyle bir açıklama yazabiliriz buraya. Bu işlemi yazın. Sonrasında da şu açıklamayı yapın. Çarpma işleminde Çarpma işleminde çarpanlardan çarpanlardan biri verilmemiş ise bölme işlemi yapılarak bulunabilir. Bakın çarpmayla bölmenin ilişkisi bu arkadaşlar. Çarpanlardan birisi verilmeseydi, 4 verilmeseydi sonucu 8'e bölerek ona ulaşabilirdik. O şekilde yaptık. 32'yi 8'e böldüm. 4 cevabına ulaştım. Açıklamamızda da şunu yazalım bu soru için. Çarpma işleminde çarpanlardan biri verilmemiş ise bölme işlemi yapılarak bulunabilir şeklinde açıklamasında yazmış olduk. Benzer bir açıklama bakın. Şu tavşanın tuttuğu notta da yazıyor zaten arkadaşlar dedik. Bu şekilde bu çalışmamızı 94'teki yapmış olduk. Burayı temizliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 95'teki çalışmayla devam edelim. Aşağıdaki problemlerde istenilen çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi kullanarak defterinizde bulunuz demiş. Bakın defterinize yazmanız isteniyor ki zaten burada yeterli yer yok arkadaşlar. Defteri kullanın çözerken. Demiş ki birinci de bir sınıfta 12 öğrenci sırası vardır. Her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfta kaç öğrenci vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın bu tarz sorular çarpma bölme ilişkisinde kullanarak yapacağız. 12 öğrenci var. Her sırada 2 öğrenci oturuyorsa, 12 ile 2'yi çarparak sonuca ulaşabilirsiniz. Sınıfta kaç kişi olduğunu bulabilirsiniz. Burada 2 sayıyı çarpmamız gerekir ve sonuca ulaşmış oluruz. Birinci ifademizde diyoruz. 12 ile 2'yi çarpacağız. Defterinize şöyle detaylı yapabilirsiniz. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2. Yani sınıfta 24 tane öğrenci vardır şeklinde cevabı oluşturmuş olduk. Bu iki sayıyı çarpmamız gerekiyordu birinci problemimiz için. İkinciye geçtim. Yani alttaki örneğe geçtim. Bir sınıftaki her sırada iki öğrenci oturmaktadır. Sınıftaki öğrenci sayısı 24 olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci sırası vardır demiş. Bakın burada iki öğrenciyi vermiş sonucun 24 olduğunda vermiş. Bu sefer de neyi vermemiş arkadaşlar? Kaç sıra olduğunu vermemiş. 12'yi vermemiş bakın. Yukarıdakinde bu ikisini vermişti. Öğren sayısını vermemişti. Bunda da çarpanlardan birisini vermemiş. İkinci de yapmanız gereken işlem. 24'ün 2'ye böldüğünüzde 12 cevabına ulaşacağımız. Onun işlemini de şuraya yapalım. 24'ü 2'ye bölüyorum. 2'nin içerisinde 2 bir defa. 0 yaptı. 4'ü aşağı in yani 4'ün içerisindeki 2 2 defa 2 kere 2 4. Kalan 0. Yani 12 olduğunu bakın. Kare yerine 12 gelmesi gerektiğini bulmuş oldum. 12 tane sıra vardır. Çarpanlardan biri verilmediğinde bu şekilde ona ulaşabiliyorsunuz. 3. işlem. Bir sınıfta 24 öğrenci ve 12 öğrenci sırası vardır. Sınıftaki her sırada eşit sayıda öğrenci oturduğuna göre bir sırada kaç öğrenci oturmaktadır? Bu sefer de sıra sayısı verilmiş 12. Sıralarda kaçarlı oturulduğu verilmemiş ve sınıf mevcudu verilmiş arkadaşlar. 12 ve 24 verilmiş. Bu sefer de 2 verilmemiş. Yine çarpanlardan birisi bu verilmediğinde sonucu diğer çarpana bölerek ona ulaşabiliyoruz. Yani 2 cevabına nasıl ulaşacağız? 24'ü 12'ye bölerek 24'ün içerisinde 12 2 defa 12 12 daha 24 yapar. Kalan da 0 0 olur. Yani kare yerine burada da 2 geldiğini tespit etmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde her bir kısımda verilmeyen çarpanı bulmak için bölme kullanmış olduk. Birinci soruda bu şekilde çarpma ile bölme arasındaki ilişkiyi açıklamış olduk. Hem bu işlemleri hem de şurada yaptığımız işlemleri birinci sorunun cevabı olarak yazabilirsiniz diyoruz. Ve ikinci soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim arkadaşlar. Sizler gerekli durdurmayı yaparak tamamlayabilirsiniz. İkinci soru demiş ki aşağıdaki problemlerde istenilenleri bölme ve çarpma arasındaki ilişkiyi kullanarak defterinizde bulunuz demiş. Bakın yine aynı benzer bir soru. 4 kardeş 60 cevizi eşit olarak paylaşacaktır. Bir kişiye kaç ceviz düşer demiş. Bakın burada soru şu. 4 kardeş cevizleri kaçar kaçar paylaşırsa 60 cevize ulaşır. Birincinin işlemi. Şöyle gösterelim. Orada yer olmadığı için buraya yazıyorum. 4 ile kaçı çarparsak, kaçar kaçar paylaştırırsam 60 cevabına ulaşırım. Burada çarpanlardan birisi belli olmadığı için 60'ı 4'e böleceğiz ve sonuca ulaşacağız. Sonucu çarpanlardan birisine bölüyorum. 6'nın içerisine 4 bir defa. Çıkardığımız 6'dan 4 çıktı 2. 0 aşağı indim 20. 20'nin içerisine 4 5 defa. 5 kere 4 20. Kalan da 0 0 oldu arkadaşlar. Yani her bir kişiye 15'er ceviz her bir kardeşi 15 ceviz düştüğünü tespit etmiş oldum. Bu birincinin işlemi. İkinciye geçtim. 4 kardeş belli bir sayıdaki cevizi eşit olarak paylaşmıştır. Her birine 15 ceviz düşmüş. Kardeşlerin paylaştığı ceviz sayısı kaçtır? Bakın 4 kardeş olduğu söylenmiş. Her birisi 15 ceviz aldığı da söylenmiş. Bu sefer söylenmeyen tek şey ceviz sayısı. Yani 60'ın olduğu. Burası verilmemiş. Onu bulacağız. Burada 2 çarpanı çarptığımızda sonuca ulaşıyoruz. 15 ile 4'ü çarpacağım burada. 5 kere 4, 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 1, 4, 2 de elde 6, 60 cevabına ulaştım. Burada da kare 60 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Son 3. işlemimiz. 60 cevizi eşit olarak paylaşan kardeşlerden her birine 15 ceviz düşmüş. Cevizleri kaç kardeş paylaşmıştır? Burada 4 kardeş olduklarını söylemiş. Kardeş sayısı belli değil. 15 ceviz aldıkları belli. Ve totalde sonuçta 60 ceviz olduğu belli. Çarpanlardan birisi belli değil arkadaşlar. O zaman yapmamız gereken işlem 60'ı diğer çarpanı 15'e bölmek. 60'ın içerisinde 15. 15, 30, 45, 60. 4 defa var. Tam 60 yapıyor. Kalan da 0, 0 oluyor arkadaşlar. Burada da kare yerine 4 cevabı geldiğini tespit etmiş olduk çarpma ile bölme ilişkisini anlatarak verilmeyen çarpanları bölme yaparak bulduğumuzdan bahsettik. Sayfa 95'teki işlemlerde diyoruz arkadaşlar ve bu çalışmayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. Biz son olarak bölme işlemi gerektiren problemler kısmı olan sayfa 99'la devam ediyoruz. Evet alıştırmalar kısmıyla devam edeceğiz. Buradaki dört sorumuzu da çözdüğümüzde çalışmamız tamamlanmış olacak. Birinci sorumuza baktık arkadaşlar. 960 yumurta 30'luk viyollere yerleştirilmiştir. Viyollerin tanesi 12 TL'ye satılmıştır. Viyollerin hepsi satıldığına göre yumurtaların satışından kaç lira kazanılmıştır? Şimdi 960 yumurta var. Her birisi 30'luk paketlere, viyollere koyulmuş. O zaman 960'ı 30'a bölerek kaç tane kutuya konduğunu bulabiliriz. 96'nın içerisinde 33 defa. 30, 60, 90. 3 defası 90 yaptı. Çıkardığımızda 6'dan 0 çıktı. 6, 9'dan 9 çıktı. 0. 0'a aşağı indiğimizde 60'ın içerisinde 30. 2 defa. 30, 60. 2 defası 60 yapıyor. Ve kalan da 0, 0 oldu arkadaşlar. 32 tane viyol kullanılmış. 32 tane viyol. Diyor ki her birisini 12 TL'ye satmış. O zaman 32 tane viyolü her birisi 12 TL sattıysa o zaman 32 ile 12'yi çarparak kaç lira kazandığını bulabilirsiniz arkadaşlar. 2 kere 2 4, 2 kere 3 6, 1 kere 2 2, bakın bir basama kaydırdım. 1 kere 3 3 topladığımızda 4'ü aşağı indim. 6 artı 2 8, 3'ü de aşağı indim. 384 TL toplamıştır toplamda bu yumurtanın satışından diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Bir lokantada bir ay boyunca garsonlara verilen toplam 4578 TL bahşiş 3 garsona eşit şekilde paylaştırılmıştır. Ali payına düşen paradan 309 TL harcamış. Ali'nin kaç lirası kalmıştır? Şimdi toplam bahşiş 4578 bunu 3 garson paylaştığına göre arkadaşlar 3'e bölerek Ali'ye ne kadar düştü bir bulalım. 4'ün içerisinde 3 bir defa. 4'ten 3 çıktı 1. 5'e aşağı indim. 15'in içerisinde 3. 5 defa 5 kere 3. 15. Kalan 0 0. Benim işlemim buraya sığmadı. Sizler ya deftere ya da burada daha küçük yazarak sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Biz devam edeceğiz. 0 0 oldu. 7'ye aşağı indim. 7'nin içerisinde 3. 2 defa 3 kere 2. 6 yaptı kalan 1 oldu. 8'e aşağı indiğimizde 18'in içerisinde 3. 6 defa 6 kere 3. 18 yapar. Kalan da 0 0 olur diyoruz. 1526 TL her bir kişiye bahşiş düştü. Ali parasının 309 TL'sini harcadığına göre 1526'dan 309 TL'sini harcamış. Çıkarırsak Ali'nin ne kadar parası kaldığını bulabiliriz. 6'dan 9 çıkmaz. Yandan alacak. Burası 1 kaldı. Burası 16 oldu. 16'dan 9 çıktı. 7. 1'den 0 çıktı. 1. 5'den 3 çıktı. 2. Biri de aşağı indiğimizde 1217 TL'si kalmış olduğunu tespit etmiş olduk Ali'nin arkadaşlar. ikinci sorumuzun cevabı da 1217 TL olarak bulunmuş oldu diyoruz. <laughs> Bu şekilde tamamladık. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burayı temizleyelim sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü soru demiş ki bir ekmek fırınında üretilen 1085 minik ekmekten 195 satılmış. Kalan ekmekler onarlı gruplar halinde paketlenmiş. Ekmek paketleri tanesi 4 TL'ye satılmış. Paketlerin tamamı satıldığına göre paketlenen ekmeklerin satışından kaç lira kazanılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi dikkatle çözelim adım adım. 1085 ekmeğin 195'i satılmış. O zaman önce yapılacak işlem 1085'ten 195 tanesini satmak yani çıkarmak. 5'ten 5 çıktı 0. 8'den 9 çıkmaz. Yandan alacak. Yanda da yok. Buradan aldı. Burası 0 kaldı. Burası 10. Yana verdiğinde burası 9, burası 18 oldu. 18'den 9 çıktı 9. 9'dan 1 çıktı 8. 0 da geldi. 890 tane ekmek kaldı arkadaşlar. Sonra bunu <laughs> Şöyle yazalım 890 ekmek. Onarlı gruplar halini paylaştırmış paketlere. O zaman 890'ı onarlı paketlere bölüyoruz. 10'a bölüyorum. E, 89'un içerisinde 10, 8 defa. 10 defası 80 yapar. 9'dan 0 çıktı 9, 8'den 8 çıktı 0. 0'a aşağı in. 90'ın içerisinde 10, 9 defa. 9 kere 10, 90 yapar. Kalan da 0, 0 oldu arkadaşlar. 89 tane paket yaptı. Paketleri 4 TL'ye satmıştı. Paketlerin satışından kazancı sordu. O zaman 89 paketi onu da şuraya yapalım. Şöyle düzeltelim. 89 paketi her birini 4 TL'ye sattığı için 89 4 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 4 kere 9 36'nın 6 elde var 3. 4 kere 8 32 3 de elde 35 yaptı. 356 TL toplamda Kazanmış olur e, paketli ekmeklerin satışından diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı da 356 TL olarak bulunmuş oldu. Evet bakın bu tarz problemlerde sırasıyla işlemi yürütmeniz lazım. Yoksa işlem hatası veya e, sonucu bulamama gibi sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Ve son sorumuz olan dördüncü soruya geçiyoruz. Evet demiş ki Turan Bey tarlalarının birinden 3935 kilogram diğerinden 5215 kilogram nohut elde etmiş. Turan Bey tarlalarından elde ettiği nohutları 50 kilogramlık torbalara dolduracaktır. Turan Bey'in kaç torbaya ihtiyacı vardır demiş. Şimdi önce toplam nohut miktarı lazım. Tarlanın birinden 3935 diğerinden 5215 kilogram geldi. Topluyorum. 55 5 daha 10 onun sıfır elde var 1. 3 1 daha 4 elde ekledim 5. 9 2 daha 11 yapar. 11'in biri elde var 1. 3 5 daha 8 elde ekledim 9 oldu. 9150 kilogram nohutu var arkadaşlar. Her birisini bunu 50 kilogramlık torbalara koyacağı için kaç torbanın olduğunu bulmak için 9150'yi 9150 kilogramı Pardon arkadaşlar hemen şunu kapatalım. 9150 kilogramı 50 kilogramlık paketlere bölüyoruz. 91'in içerisinde 51 defa çıkardığımızda 1'den 0 çıktı. 1 9'dan 5 çıktı 4. 41 oldu. 5'i e aşağı indim. 415'in içerisinde 50. 50 100 150 200 250 300 350 400 450 yok. Yani 8 defası 400 yapıyor arkadaşlar sayarak buldum. 5'ten 0 çıktı 5, 1'den 0 çıktı 1, 4'ten 4 çıktı 0. 15 oldu. 0 aşağı indim. 150'nin içerisinde 50, 50, 100, 150 3 defa. 3 defa da 150 yaptı. Kalan da 0 0 0 oldu. Yani 183 tane torba gerekli diyoruz 4. sorumuzun cevabı için arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 99'daki problemleri de tamamlamış olduk. Buradaki videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.